Şadiye. Hadi yavrum kalk bir iki lokma bir şeyler ye. Aç değilim. Ama olmaz böyle. Bir şeyler yemen, toparlanman gerek. Hadi ne olursun. Bak Sermet de seni görmeye geldi. Bari en azından bir kahve iç bizimle hadi. Kalkmıyorum gene. Yok. Dün geceden beri iki lokmayı zor tıktım ağzına. Yataktan bile çıkartamadım. Fırat'tan bir haber var mı? Yok. Merak etme Nari, bulacağız. O da şimdi zor günler geçiriyor. Yani bu olayı sindirmesi kolay değil. Yakında çıkar ortaya. Çıksa gelse dönse ne olacak Sermet? Sence bu saatten sonra toparlayabilir miyiz artık bu ilişkiyi? Bazı şeyleri biraz zamana bırakmak lazım Nari. Deniz Hanım'la hiç konuştun mu? Hani ne yapıyor, ne ediyor? O iyi mi acaba? Yok, bilmiyorum. Arayamadım Deniz'i. Hem arasam ne diyeceğim ki Deniz'e? O da benim gibi deli kardeşiyle uğraşıyordur işte bin türlü bela. Arkadaş bir tane sarı çiyan çarşıyı pazarı nasıl karıştırdı ya? Hepimiz tıfaya geldik. Bana müsaade edin. Biraz işlerim var, görüşürüz sonra. Kızım merak ettim. Haber yok mu hala Fırat'tan? Yok Ümmü abla. Şadiye nasıl peki? Toparlandı mı biraz? Toparlanmayıp da ne yapacağım? Şadiye? Kızım. Yavrum. Ah Şadiye'm benim. Bakayım sana bir. Ay yok kuzum ben seni çok iyi gördüm benim. Hayırdır Ali? Ya abim yolladı. Hani yapılacak bir sürü iş var bu pastane falan filan. Şeyden sonra bayağı başladık o işleri. Pastaneyi satın işte. Evi de boşaltın. Eşyaları da öyle ihtiyacı olanlara verin. Ya tamam da işte keşke o kadar kolay olsa, hani bir veraset ilanı falan vermen lazım. Ay ne veriyorsanız verin de ne olur beni bulaştırmayın yani. Ya seni en az uğraştıracağız. Sözde en azından bir notere uğraman lazım ya. Vekalet vermen gerekiyor yani. İyi. Onu işte hallederiz bir ara. Buna da şükür. Cenazeden beri ilk defa bu kadar konuştum. Ben tekrar uğrarım yenge. Tamam. Ah Narin kızım ya. Babana bunları duyurmayacağım diye akla karayı seçiyorum. Vallahi Allah, Allah'ım korusun. Eğer duyarsa var ya, o sarı çıyanın kesin katil olur bu defa. Ay Ümmü abla ne olur gözünü seveyim. Tek bir şey duymasın babam. Bir de onunla uğraşamam. Biliyorum kızım, biliyorum. Hadi hayırlı olsun. Bir haftaya kalmaz çıkarırım ben pastaneyi elimden. Parasını da senin hesaba yatırırım. Bir anda böyle insan hayatında neler oluyor değil mi? Daha dün gibi. Şadiye. Hazır gelmişken eşya bakmaya gidelim mi? Ne eşyası ya? Ev eşyası. Evimize. Ya Zafer pardon da biz seninle ne zaman evlenmeye karar verdik yani? Ya olsun. Sen yine de bana bir kadın gözüyle yardımcı ol. Kadın gözüyle. Evi de merak etme, ben gerekeni yaparım. Giysileri falan ablam topladı zaten. İşte evde kalan birkaç bir şeyi de sen ihtiyacı olanlara falan verirsin. Ya ben gelemeyeceğim ama sana da böyle zahmet veriyorum ama. Yok ya ne zahmeti yani. İstediğin zaman ne gerekiyorsa. Ya bir yerlerde bir şeyler yiyelim ya. Hani senin için de değişiklik olur. Hazır dışarı çıkmışsın. Olur. Ya Şadiye ben senden bir konuda yardım isteyecektim ya. Sen. Benden. Evet şey ya... Bizim bu Galina'nın okulda şimdi yeni bir olay yapmışlar. Bizim çocukların doğum gününü kutluyorlar. Yemek getiriyorlar ama yemeklerin hepsi evde pişecek. Hani evde pişecek ki işte yardımlaşma, ev ortamı, aile ortamı falan o yaşansın çocuklar tarafından da. Şimdi ben bunun annesine gitsem anlamaz. Tatiana desen pasta börek işlerini bilmiyor. Hazır alayım diyorum güzel güzel şeyler.
Kız tutturdu yani, illa diyor evde yapılacak, herkes gibi ben de onu yaşayacağım diyor. Ben de ne yapacağımı şaşırdım yani. Ya ben yaparım. Ben yaparım da nerede yapacağız? Ya işte Galina'yı alırız. Bizim evde malzemeler falan var. 30 tane falan çocuk varmış. Ona göre hep beraber yaparız. Çocuk da görür hani. Çok iyi olur ya öyle bir şey yaparsan. E yaparız ya, kolay ne olacak ki? Şey yaparız böyle, neşeli neşeli bir şeyler yaparız ya. Çiçekler, börtü böcekler, böyle hayvan figürleri falan. Ha? Harika olur var ya, hani süper olur. Yaparız ya, ne olacak? Ay çok güzelmiş burası değil mi? O senin içindeki güzellik. İçindeki güzellik o senin. Bütün malzemeyi ben getireceğim. Şadiye de geliyorum sabah. Pastaları yapacağız, götüreceğiz okula. Galina'nın da gönlünü alacak işte. Da şey lazımmış ya, kek kalıbı. Bizde olacak da onlardan. Bir de şey, bu ufak şekerler var ya pastanın üstüne konan. Onlardan lazım. Yani ben anlamadım. Neden Şadiye gelip bu mutfağa pasta için? Ben her şey yapabilirim, zor değil. Ya tamam güzelim, sen yaparsın da işte bilmiyormuş gibi yapacaksın. O gelecek, yardım edecek falan filan. Heveslenecek hayata karşı, mevzu. Bana bak Ali, sen neden o kıza o kadar kafa takıyorsun? Ne takması kızım, neden bahsediyorsun sen ya? Neden bahsediyorsun ya? Kız onca acılar çekmiş, ölümlerden dönmüş, kocasını gömmüş, ablası desen zaten ayrı dertli. Ben iyilik olsun diye yapıyorum yani, insaniyet namına. Kardeşimiz o bizim. Ya Ali, sen aşık oluyorsun. Ben salakim. Görmüyorum, anlamıyorum. Ne oldu lan? Kim kime aşık oluyor gene? Ya bizim Ali Şadiye aşık oluyor. Ne? Beni mutfağa getiriyor. Pasta için, Galina için. Bana bak Ali, bana bak. Bana bak, öldüreceğim seni. Vallahi öldüreceğim. Defol gidemem hemen. Abi vallahi hiç alakası yok yani. Tamamen kadınca manyak çeşitlerinden yapıyor yani. Ya sus ya artık, defol git. Benden başka bu mutfağa kimse giremez. Alakası yok yani abi. Hormon, bunların hepsi hormon yani. Kız. Tamam, sakin ol ya. Tatiana, öyle bir şey yoktur. Şadiye bizim kardeşimiz. Ağlama sen de. Efendim sen? Merak etmiyor musun hiç Fırat'ı? Ben kendime yasakladım öyle şeyleri. Öyle mi? Yani merak ediyorsan söyleyeyim. Seninki kafayı sıyırmış. Yurt dışına falan gideceğim diyor. Nasıl yaşamak istiyorsa öyle yaşasın. Neyse, ben seni onun için aramadım. Ya Narin, şu bizim Ali'yi İrna'dan boşamamız gerekiyor. Ondan sonra da Tatyana ile evlendireceğiz yani artık. Herkes yerini, yurdunu, yuvasını, ocağını bilsin diyorum. Yani tohuma kaçacak çocuk neredeyse. Tamam, tamam, hallederiz. Gönder bir ara bakarım, tamam mı? İyi, tamam. Kolay gelsin, eyvallah. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.